Evlerinize hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, okul müdürümüz Sayın İlknur Kılıçpardağ'ın açılış konuşması, merkezimiz faaliyetlerinin yer aldığı slide gösterisi, Nizip Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Özyurt'un kariyer konuşması, soru cevap bölümü, kapanış. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı söylemeye davetimi arz ederim. Aslında bu törenimizi 15 gün önce yapacaktık ama rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamadı ve biraz rötarlı da olsa sağ olsunlar kırmadı kendileri bizi. Aramızdalar. Sevgili gençler, kariyer günlerimizin amacı hepinizin de bildiği gibi okulumuzda verdiğimiz eğitim doğrultusunda yani abilik kültürünü siz sevgili gençlerimize alıştırmak, aşılamak ve bu bilinci kazandırmak. Bunun doğrultusunda da bir salonda salon kültürü nasıldır? Bir konuk nasıl ağırlanır? Nasıl dinlenir? Neler sorulur? Nasıl davranılır? Bunları en güzel şekilde ileride nasıl iyi bir usta olacağız? Nasıl iyi bir öğrenciyiz biz? Ben çok güzel bir şekilde ispatlayacağınızı, çok güzel bir şekilde göstereceğinize inanarak tekrar katıldığı için Sayın Oda Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çekinmeden rahatlıkla konuşabiliriz. Bu şekilde programımızı da tamamlamış olalım. Değerli arkadaşlar, bizim önceliğimiz şu olmalı. Nereye gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Nereye gideceğini bilmeyen bir kaptan için yelkenleri dolduran rüzgarın bir faydası vardır. Gençlerde gözlemlediğim en büyük sorun da hedeflerinin olmamasıdır. Hedeflerimiz olduğunda nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmiş olacağız. Hedef belirlemek sadece iş dünyasının, kurumların, sporcuların ve öğrencilerin değil, 7'den 70'e herkesin yapması gereken bir iştir. Mutlaka adım adım ilerleyin ve hedef belirleyin. Başarı yolu herkese açıktır. Bulunduğun noktaya aklım, azmin, çalışmam sayesinde ulaştım. Otomobilinizi emniyetli kullanabilir ve emniyet şeridinden giderseniz başarıyı yakalarsınız. Babamın işi sabun fabrikasıydı. Küçük bir sabun tesisimiz vardı. Daha sonra bu tesisimizi sanayiye taşıdık. Ancak zaman içerisinde teknolojik değişimlere ayak uyduramadığımızdan dolayı yaptığımız iş küçüldü, geriledi. Dolayısıyla o aradaki mesafeyi kapatabilmek adına çok çalışmamıza rağmen fakat bir türlü o arayı kapatamadık. Çünkü o dönemde başka yeni yeni firmalar, teknoloji takip eden, kurumsal olan firmalar bu mesleğin içerisine girdiler. Bütün pazarlarımızı onlar kontrol altına aldılar. O yağ fabrikasında pamuk çekirdeğinden öncelikle yağ çıkartmaya başladım. O yağı yemeklik yağ fabrikalarına, rafine yapan fabrikalara satmaya başladım. Daha sonra işimizi geliştirerekten bunu ay çekirdeğinden yağ çıkarmaya ve daha sonra da rafine yağ üretmeye başladık. Bu
Bunun yanına dolayısıyla ihracat yapar olduk. İhracat yaparken taleplere göre dış şartları da gözlemleyerekten ihracatta margarin yağını, biz margarin yağı, vita yağı deriz ya, margarin yağının önemini hissettik ve o tesisle bunun yanına ilave ettik. 2011 yılında hiç ihracat yapmazken, hiç ihracatım yokken, 2016 yılında, bakın dikkat edin, 2011 yılında sıfır ihracatken, 2016 yılında Türkiye'nin en büyük 500 ihracatçısına başladık. Gözlemlemek, kollamak ve bunun dışında da müşteriye güven duygusu oluşturmanın bir eseridir arkadaşlar. Sizlere öneririm, yürürken sadece yola bakmayınız. Sağa sola da bakınız. Dünyadan neler oluyor, onu da görürüz. İşlerinizi geliştiriniz. Müşterilerinize kulak verip problemlerine yardımcı olun. Çalışanlarınızla yakın ilişki içerisinde olun. Onların önerilerine değer verin. Rakiplerinizin olması size onlara yetişmek ve onları geçmek yönünde gayret vermeli.